Rüyaların anlamlarını bilmek bize hayatta ne kazandırır? Sevgili arkadaşlar sizi tehlikelerden koruduğu gibi arkadaşlar hayatınızı kolaylaştırır yani tehlikelerden korur olacakları önceden bilme gücüne sahip olursunuz ya da süreçler hakkında işte bir işe başladınız orası nasıl olacak size baştan gösterilir bir işe başladığınızda dar elbise giydiğinizi gördüyseniz arkadaşlar orada sıkıntılar yaşayacaksınız ben bazı işlerde çalıştım çeşitli işlerde çalıştım dar, el, dar elbise giydiğimde huzur vermediler arkadaşlar işi tam dört dörtlük yapmama rağmen Huzur vermediler. İşte telefonla oynamak yasak. Ya telefonla oyun falan oynamıyorum yani. Mesaj geliyor ona bakıyorum elimden telefonu alıyor. Elimden telefonu alıyor cep, şey çekmeceye koyuyor. Ben de buna karşılık verdim yani isyan ettim. Elimden telefonu alamazsın. O zaman işi terk et diye bağırıyor kadın. Yani çok değişik insanlar var arkadaşlar. İş hayatında hani asgari ücret kazanacağım derken Ruh sağlığını kaybedersin. Sonrasında milyar milyar terapistlere bugün benim yaptığım psikoterapiye falan verirsin. Hani size olacak olayların olacakları bildirir. Gün içinde olacakları bildirir. Bir işe başlarsınız onun nasıl sonuçlanacağını bildirir. Bazen de arkadaşlar rüyaları bilmek iyi olmaz. Eskiler ne demiş? Kötü rüya görmektense yani... Hiç uyumamak daha iyidir. Şöyle söyleyeyim işte ölüm rüyaları görürsün vesaire kötü şeyler görürsün onun kaygısıyla yaşarsın ne zaman olacak bu seni yer bitirir. Hani şöyle düşünün insan öleceği tarihi bilse nasıl yaşardı nasıl bir insan olurdu vesaire. İyi yanı olduğu gibi kötü yanı da vardır. Şimdi hayatı çok güzel giden insanlar arkadaşlar hani dindar insanlar değilse umursamıyorlar rüyaları. Ne zaman ki rüya bakanların ortak noktası şudur kötü bir hayat yaşamaları, bir sıkıntılarının, bir dertlerinin olması. Görüşürüz, hoşçakalın.